Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim paskalya çöreği. Uzun zamandır bu paskalya çöreğinin yapmadığımı fark ettim ve çok güzel oluyor. Yapıp sizlere de göstermek istedim. Hemen öncelikle hamurunu yoğurarak başlıyorum. Yarım su bardağı ılık su, kullandığım bardak ölçüm 200 milimlik. Yarım su bardağı suyu kabımın içerisine koyuyorum. Su bu arada ılık. Bir paket kuru maya 10 gramlıklardan, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı tereyağı, sıvı yağ da koyabilirsiniz. Erittim. Öncelikle bu malzemelerin hepsini bir karıştırayım. Malzemeler karıştıktan sonra 2 adet yumurta, bir tanesini sarısını ayırdım üzerine sürmek için. Yarım su bardağından bir parmak fazla toz şeker. Eğer çok tatlı sevmiyorsanız yarım bardağı da düşürebilirsiniz. Bir paket vanilya. Çay kaşığının ucuyla mahlep. Karıştırıyorum. Bir adet portakalın kabuğunu rendeleyeceğim. Portakalımı buzluktan çıkardım. Normalde şu anda portakal olmadığı için. Eğer hiç yoksa limonda rendeleyebilirsiniz. Hepsi, beyaz kısmı gelmeyecek şekilde rendeleyin. Yeterli. Üç su bardağı unu yavaş yavaş ekliyorum. Yumuşak bir hamur elde edin. Paskalya çöreğinin en büyük püf noktalarından bir tanesi hamuru. Eğer ki hamuru sert olursa paskalya çöreğiniz güzel olmaz. Eğer gerekirse biraz daha unu ekleyeceğim. Önce çırpıcıyla bir karıştırayım. Bu un az gelecek. Biraz daha unu ekleyeceğim. Normalde yumurtanın büyüklüğüne göre unun miktarı değişebilir. Sizler de yavaş yavaş ekleyin. Yanıma bir su bardağı un daha aldım. Eliyorum. Unu eleyerek ekleyin. Bir su bardağı yeterli gelecektir. Eğer gerekirse yine ekleyeceğim. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. Su bardağı un daha yavaş yavaş ekleyeceğim artık. Birden eklemeyin. Hamurunuz sert olur. Hamur artık tezgahın üzerine alacağım. Ara ara un serperek orada devam edeceğim. Ellerimi yıkadım. Eğer ellerinizi yıkamazsanız içerisinde tereyağı olduğu için sürekli un yiyecektir. Artık bu bir su bardağı unla hamurumu tamamlayacağım. Toplamda 5 su bardağı un kullanmış oldum. Sizler de 4 bardaktan sonra yavaş yavaş ekleyin. Hamuru 3 dakika boyunca yoğuracağım. Hamuru yeterince yoğurdum. Bir 3 dakikadır yoğuruyordum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Yumuşaklığına özen gösterin. 5 su bardağı un tam yetti ama sizler yavaş yavaş ve dikkatli ekleyin. Şimdi derin bir kabın içerisine hafif yağladım. Daha sonrasında çıkartması daha rahat olacak. İçerisine oturtuyorum. Buzdolabı poşetiyle üzerini kapatıyorum. Kenarda dinlendireceğim. Toplamda 45 dakikayla 1 saat yeterli geliyor ama bu oda ısısına göre değişecektir. Ben de mayalanana kadar, 2 kat hamur olana kadar bekleteceğim. Hamur 2 katı oldu. Tamamen kabardı artık. Üzerini açıyorum. Tahtanın üzerine çıkartacağım. Yağ sürdüğüm için çok rahat çıktı. Önce bir elimle toparlayayım. Hamuru 3 eşit parçaya böleceğim.
yuvarlak bezeler haline getiriyorum. Tahtanın üzerinde zor olacağı için tezgahın üzerinde devam edeceğim. Şöyle uzun bir şerit yapıyorum. Hemen hemen 50 santim kadar. Diğerlerini de aynı şekilde. Üçünü şerit haline getirdikten sonra uçlarını birleştiriyorum. Saç örgüsü yapar gibi birbirinin üzerine atacağım. Çok çekiştirmeyin hamuru. Kıvırıyorum diğer tarafı da. Yağlı kağıt koyduğum tepsiye aktarıyorum. Üzerine tekrardan buzdolabı poşeti ya da streç herhangi bir poşetle kapatın. 30 dakika boyunca oda ısısında beklesin. Daha sonrasında yumurtanın sarısını sürüp fırına yollayacağız. Tam yarım saattir dinleniyordu. Yeterli artık. Çok aşırı derecede de bekletmeyin. Bu sefer çok kabarıyor. Artık çok fazlasıyla büyük oluyor. Ayırdığım bir adet yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ koyup çırptım. Üzerine sürüyorum. Üzerine de file badem dökeceğim. Eğer ki file bademiniz yoksa cevizi ya da fındığı da kırıp üzerine yapabilirsiniz. Ya da hiçbir şey yoksa susam bile koyabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında bir 30-35 dakikada yani üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi dev bir paskalya çöreği oldu. Yumuşacık. Şöyle dokunayım. Yumuşacık. Şimdi dilimleyeceğim. İçinde göstereceğim. Bir 10-15 dakika üzerine bir bez örtüp dinlendirdim. Tepsiden alayım. Çok da güzel kızardı her tarafı. Yakından da göstereyim. Her tarafı tam eşit bir şekilde kızardı. Ortadan keseceğim önce. Dilim daha keseceğim. Şöyle yakından da bir göstereyim. Pamuk gibi olmuş diyebilirim. Ben böyle parçalıyorum ama kusura bakmayın sizlere ayrıntılı göstermek istediğim için. Çok yumuşak oldu. Gayet de güzel. Parça parça ettim ama kusura bakmayın. Tadına da baktım. Gerçekten çok güzel olmuş. Eğer ki tatlıyı seviyorsanız şekerini çok azıcık daha 2-3 yemek kaşığı daha çoğaltabilirsiniz. Bizim için gayet ideal. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.